İstanbul'un kutlu tarihine yüzyıllardır damgasını vuran Üsküdar'dayız. Fetihten itibaren İstanbul'un karşısında büyük ve önemli bir yerleşim yeri olarak doğan ve gelişen Üsküdar. Eski dönemlerde adı altın şehir anlamına gelen Krisopolis'tir. Marmara Denizi üzerinde güneş batarken Üsküdar kıyılarına vuran akşam güneşinin ışıklarının bu beldeye altın rengi vermesinden dolayıdır. İstanbul'un fethinden önce dahi Üsküdar artık Bizans ile ilişiği tamamen kesilmiş bir Türk yerleşim yeridir. Üsküdar'ı maddi ışığa boğan güneşin yanında, Üsküdar'a manevi gönül ışıklarını dolduran tasavvuf ve maneviyat merkezleri de vardır. İşte bunlardan birisi de Üsküdar Mevlevihanesi'dir. Üsküdar Mevlevihanesi, Üsküdar'ın İmrahor semtinde, Ayazma Mahallesi'nde Doğancılar Caddesi'nin batı yakasında yer almaktadır. Mevlevilik, 18. asır sonlarında Konya'da Mevlana Celaleddin Rumi adına oğlu Sultan Veled tarafından kurulan tarikatın adıdır. Bu tarikat, Efendimiz anlamına gelen Mevlana adıyla anılan Behli Celaleddin Muhammed'e nispet edilmiştir. Celaleddin Muhammed'in vefatından sonra Konya'da gelişen tarikat, Anadolu Beylikler dönemini kapsamıştır. 6 asırlık Osmanlı İmparatorluğu boyunca Türk toplumunu belki de en yakından etkileyen tarikatlardan birisi olmuştur Mevlevilik. Evet, bu tarikat kolu yani Mevlevilik Büyük Osmanlı Devleti'nden de eskidir. İstanbul Mevlevihaneleri bölge konumları bakımından tıpkı Bektaşi tekkeleri gibi şehir merkezinden uzakta, sur dışında inşa edilmişlerdir. Zamanla şehrin büyümesi neticesinde yoğun iskan alanları içerisinde kalmışlardır bu dergahlar. Bu tasavvuf merkezleri ibadet, eğitim, konaklama ve diğer toplumsal hizmet amaçlı yapılardan oluşan bir külliye niteliğindedir. İstanbul'daki Mevlevi dergahlarının şehir merkezlerinden uzakta, sur dışında, bağlık, çiftlik ve bostan gibi yerlerde kurulmalarının sebepleri de vardır elbette. Mevlevilerin gönül huzuruna ve tabiat güzelliğine önem vermeleriyle, kalabalığın merakından, bazı mutaassıp çevrelerin kınamasından uzak olmayı arzu etmeleriyle de ilgilidir. Ayrıca Mevlevihanelerin geniş bir araziye ihtiyaç gösteren oldukça kapsamlı bir mimari programa sahip olmaları da şehir merkezlerinden uzak olmaları sonucunu getirmiştir. Üsküdar Mevlevihanesi'nin ilk şeyhi olan Halil Numan Dede'yi tanıyalım. Halil Numan Dede 1798 yılında vefat ettiğinde buraya gömülmüştür. Üsküdar Mevlevihanesi'nin kurucusu Şeyh Halil Numan Dede. O 1691 tarihinde Osmanlı vezirlerinden Yiğit Ali Paşa'nın oğlu olarak doğmuş ve terk-i dünya ederek Konya'ya gitmiştir. Konya'da çile çıkarmış ve bir müddet sonra Galata Mevlevihanesi'ne 20. Şeyh olarak atanmıştır. Halil Numan Dede bu Mevlevihanede Bakkalzade Şeyh Ali Dede'den sonra 4 yıl şeyhlik yapmış, daha sonra 1790 tarihinde Galata Mevlevihanesi meşihatinden ayrılmıştır. Kasımpaşa Mevlevihanesi'ni kurmuş olan Abdi Dede'yi örnek alarak, Üsküdar'da bulunan evini tadilata tabi tutup, bir de semahane ekleyerek, 1790 senesinde Üsküdar Mevlevihanesi'ni ilk olarak tesis etmiştir.
Halil Numan Dede evini ve Tire'deki çiftliğini kurduğu bu yeni dergaha vakfetmiştir. Bu mübarek insanlar hiçbir tereddüt göstermeden varlarını, yoklarını İslam davasına adamışlardır. Sefine-i Evliya'da aktarılan vakfiye ile ilgili bilgilere göre 1790 tarihli vakfiye senedi Galata Mevlevihanesi meydan odasında teşkil edilen bir mecliste akdedilmiştir. Tanzim edilen bu vakfiye senedinde Mevlevihanenin yeri tarif edilmiş ve Numan Dede'nin evini Mevlevi zaviyesi olarak vakfettiği bu evraklarda belirtilmiştir. Vakfın tevliyeti de önce kendisine, kendisinden sonra ise sülbünden gelen ve Mevlevi terbiyesi görmüş ve şeyh olmaya layık, küçük veya büyüklüğüne bakılmaksızın evladına veya torunlarına, eğer sülbünden bir hayatta değil veya nesli kesilmişse, evlatlarının halifelerinden birine verilmesi şart koşulmuştur. 8 yıla yakın banisi olduğu Üsküdar Mevlevihanesi meşihatinde bulunan Halil Numan Dede, 4 Ocak 1799 tarihinde vefat etmiş ve Üsküdar Mevlevihanesi türbesindeki bu yere defnedilmiştir. Numan Dede'nin Mevlevi şeyhi olmasıyla birlikte, Üsküdar halkı dilinde şu sözler dolaşır olmuştur. Üsküdar'da vardır 3 Nulah evi, Mevlevi ve dünyevi ve uhrevi. Bu 3 Numan'ın dünyevisi, mukatat ve ilzam ile meşgul olan Selanikli el-Hac Numan, Numan Dede'dir. Bu 3 Numan'ın dünyevisi, mukatat ve ilzam ile meşgul olan Selanikli el-Hac Numan Bey, uhrevisi Seyit Muhammed Paşazade Numan Bey, Mevlevisi ise malum olduğu üzere Halil Numan Dede'dir. Bu 3 Numan'ın vefatından sonra da Üsküdarlılar, Üsküdar'da kalmadı dünya evi, dünyevi ne uhrevi ne mevlevi sözünü söyler olmuşlardır. Allah rahmet eylesin Halil Numan Dede'ye ve burada yatan diğer büyük insanlara. Mevlevihanenin kurucusu Numan Halil Dede'den sonra Mevlevihane harap bir duruma gelmişti. Sultan II. Mahmud, has müşiri Ahmet Fevzi Paşa'yı görevlendirerek Üsküdar Mevlevihanesini 1834 yılında yeniden yaptırmıştır. Pertev Paşa'nın bu tamir için yazdığı ve Numan Halil Dede'nin sanduka üzerine koyulan kitabesi şöyledir. Şeyh-in Şah-ı Müeyyed Hazreti Sultan-ı Mahmud Han, hak itmiş zatını kutbu sırrı amed devri imkanı. Hemişe pişesi ihyayı dinü devletü dünya, ne camiler, ne dergahlar, ne yerler yaptı şahane. Ezan cümle bu ziba hankahı eyledi mamur, dili aşık gibi çoktan beri olmuştu birane. Yine şadan kıldı ruhu Mevlana'yı Mahmud Han, yapıldı tarh-ı zip efza bu âlâ Mevlevihane. Hicri 1250. Tekke ve zaviyelerin kapatılmasının ardından Üsküdar Mevlevihanesi uzun yıllar harap ve terk edilmiş olarak kalmıştır. Ancak 1975 yılında hayır sahibi Şahap Geyik Bey tarafından aslına uygun olarak restore edilerek Üsküdar'a bu sayede kıymetli bir eser geri kazandırılmıştır. Zira bu tarihten önce semahanenin döşemeleri kabirler üzerine yıkılmış, sandukalar dağılmış ve her taraf perişan bir durumda kalmıştı. Avludaki merdivenin yanındaki hazirede yalnız 2 kabir taşı görülüyordu. Diğerleri tamamen toprak ve çöplük altında kalmıştı. 1975 yılındaki restorasyonun ardından Mevlevihane günümüze kadar gelebilmiştir.